Merhaba sevgili arkadaşlar, TYT Fiziği kavram kavram özetlediğimiz serimizin 8. konusuna hepiniz hoş geldiniz. Konumuz elektrostatik. Hemen başlayalım bakalım. Elektrostatiğe dair bilmem gereken kavramlar nelermiş arkadaşlar? Önce bilmem gereken şey bir kere elektronla, bir elektrik yüküyle muhatap olduğumu bilmen lazım. Elektrik yükünü tanımlarken Coulomb'u hatırlatman gerekiyor kendini. Ve bu elektrik yükünü aslında sadece sayısal anlamda ne kadar küçük olduğunu bilmen için ekledim. Maddeler atomlardan oluşuyorsa, atomlar elektronlara sahipse ve bu elektronlar artık nasıl kolay hareket edebiliyorlarsa ben o maddeyi iletken diye tanımlayacağım. Eğer ki zor hareket ediyorsa yalıtkan diye tanımlayacağım. Aynı enerjinin korunumlu olması gibi yük de korunumlu bir büyüklük arkadaşlar evrende. Bunu kendime hatırlatacağım. Elektrostatiğe dair eğer ki elektronları inceliyorsam bu elektronların alışverişi durumunda da aslında elektriklenme çeşitlerini inceliyorum demektir. 3 çeşit elektriklenme çeşidim vardı. Burada da yine matematiksel işlemden ziyade senin bilmen gereken sürtünmeyle elektriklenmede elektron alışverişinin olduğunu zıt ve eşit miktarda yani ben iki elimi sürtünmeyle elektrikliyorum 1 artı 10 tane kolomba sahipse yüke diğeri eksi 10 tane kolomba sahiptir demeni istiyoruz. Dokunmayla elektriklenmede de elektron alışverişi var hocam fakat bu sefer kapasiteye bağlı sürtünmeyle elektriklenmedeki gibi değildi. Yani yarı çapıma bağlı olarak paylaşmam gerekiyor. Peki etkiyle elektriklenmedeki durum ne? Aslında kutuplamaydı. Yani bu durumda elektron alışverişinin olmadığını kendim hatırlattım. Yani artıların bir yere, eksilerin bir yere gittiği durumu kutuplamayı hatırlatacağım ve yarı çapında önemli olmadığını kendime söyleyeceğim arkadaşlar. Burada tabii ki de elektroskop göreceksiniz sorularda. Elektroskop neymiş? Cismin yük miktarını veya cinsini bize söylemiyor. Sadece bu yaklaştırdığımız cismin aynı mı zıt mı yüklü olduğunu ya da yükü daha mı fazla daha mı az olduğunu kıyaslamamızı sağlayan bir cisim. Yani bir elektroskopla bir cismin yükü eksi 6 Q'dur demenin anlamı, izahı olmamakta. Sadece kıyaslama yapmamızı, yük cinslerini ve yük miktarlarını kıyaslamamızı sağlayan bir alettir dedik. Şimdi gençler elektrostatik kısmında bilmemiz gereken diğer bir durum statik elektrik, durağan elektrik iletkenlerde. Özellikle böyle yuvarlak cisimler ve böyle sivri cisimlerde konuşmamız gereken şey her zaman içinin nötr olması ve yuvarlak cisimlerde homojen bir şekilde yüklerimin etrafında dağılıp sivri cisimlerde özellikle sivri kısımlarda daha fazla olduğunu kendine hatırlatman. Yani burada bence en önemli kısım bu özellikle iletken durumlarda Faraday kafesini de kendine hatırlatarak içerinin nötr olduğunu bilmen. Bunun dışında bilmen gereken diğer kavramsa şu genco. Nedir? Elektriksel alan. Eğer ki maddeler atomlardan oluşuyorsa, yüklere sahipse ve bu yükler artı eksi etrafında bir alan kavramı oluşturuyorsa ben bunun vektörel olduğunu, yönsel ifade edildiğini artıdan eksiye giderek kendime hatırlatacağım. Bir elektriksel alan sorun varsa her zaman artıdan eksiye oklar çizmem gerektiğini hatırlatacağım. Ve elektriksel alan sadece bir tane yükün sahip olduğu etki alanını tanımlıyor. KQ böyle D kare. Yani D'nin karesiyle ters orantılı olduğunu hiçbir zaman unutmayacağım. İki katına çıktım elektriksel alanım dörtte birine düşüyor hocam demen gerekiyor. Yön olduğunu söyledik. Coulomb kuvveti. Zaten siz kuvveti görmüştünüz. Burada da iki yükün birbirinin hareketini nasıl değiştirdiğine dair bir kuvvet olması gerektiğini ve bir alan kuvveti olması gerektiğini. Yani elektromanyetik kuvvetten bahsetmiştik. Bu da bizim için elektrik alandan farklı bir de Q ile çarpıyorsunuz. Dikkat edin. Bir yük ve diğer yükün elektriksel alanı diyebilirsiniz. Yine vektörel. Yöne dikkat edeceğim. Birbirlerini çekiyorlar mı, itekliyorlar mı bunlara bakacağım. Büyüklük anlamında her zaman aynı. Yön anlamında da birbirlerinin zıttıdır diyeceğim. Kendime bunu hatırlatacağım. Sadece yorumundan sorumluyum TYT'de bu kısmın. Yine unutmak yok. Topraklamayla alakalı bazen sıkıntılar yaşıyorsunuz. Özellikle elektriklenme çeşitlerinden sonra topraklamada bilmeniz gereken şey topraklamanın nereden olduğu önemsiz bir şekilde her zaman özellikle etkiyle çok kıyaslanıyor bu soru tipleri. Her zaman topraklamayı yani nötrlemeyi yapacaksın. Fakat ilk önceliğin şu olacak. Etkinin istediğini vereceksin. Yani topraklamayı nereden yaptığının hiçbir önemi olmadığını kendine hatırlatacaksın. Elektrostatik kısmına dair bilmen gereken en temel kavramlar bunlardı. Burayla alakalı sıkıntın yoksa hemen soru çözüm videosuna zıplayabilirsin. Eğer ki sıkıntı var hocam anlamadım çok hızlı geçtiniz diyorsan kanaldaki elektrostatik konu anlatımını izlemeden soru çözümüne geçme bence. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.